Uzun zamandır ucuza nasıl coin alırım diye soruyordunuz. Sizlere yeni bir site buldum. Emomorok sitesinden Koray kodunu kullanarak %7 indirimle coinslerinizi alabilirsiniz. İnnal veya diğer kredi kartları için G2A ödeme seçeneğine tıklayabilirsiniz. Hepinize iyi seyirler. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Koray. Bugün sizlerle birlikte gerçekten muazzam bir videoyla daha birlikteyiz arkadaşlar. Bugün eşleşme tahminleri yapacağız. Aslında bugün atmayacaktım çünkü bir önceki videoya çok güzel tutturmamıza rağmen hem kötü yorumlar geldi tutmaz falan diye hem de çok az like geldi. O yüzden arkadaşlar haftaya da istiyorsanız kesinlikle bu videoyu sizlerden 3000 beğeni geçmemizi bekliyorum. Bu arada ödülleri aldım. Yarın da onun videosu gelecek. Ödül aldığım video onda 8 tutturduk. Gerçekten efsane tutturduk arkadaşlar. Çok fazla maç tutturduk. Onda 8 yani bayağı bir yani şans lazım. Beraberlikler falan tuttu. Manchester United ve Everton'dan yattı bizim maçlar. Neyse arkadaşlar şimdi konumuza gelelim. Bu arada dediğim gibi like atmayı unutmayın. Ayrıca de kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bunların hepsi video oluşurken, video oynatılırken bile hiç zaman kaybetmeden yapılabilecek şeyler. Hemen şu anda yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Abone olup ailemize katılın. 100 bin aboneye yaklaşıyoruz. Artık 100 bin abone olalım lütfen. Olmak istiyorum. 3-4 ay içinde olacağım gibi. Bakalım inşallah olacağız arkadaşlar. Güzel bir şekilde gidiyoruz. Haydi bakalım arkadaşlar. Şimdi eşleşmeler gördüğünüz gibi burada. Inter ile Fiorentina'nın maçı var. Bunu birazcık analiz yaptım. Bir şeylere baktım puan durumuna falan. Fiorentina 7. galiba. Inter 3. Ben bu maça beraberlik diyebilirim arkadaşlar. Buna videonun sonunda karar vereceğim. O yüzden bu maçı bir atlayalım. Burada Sporting Lisbon'la Maritima var arkadaşlar. Bu size direkt 40 beceri geliştiricisi verecek maç olduğunu tahmin ediyorum. Tabii her şey olabilir. Ama bence bu maçı Sporting Lisbon alacak. Bu arada arkadaşlar bu videoyu erken yayınlamış bile olabilirim. O yüzden çok like atın ki hani normal video saatinden farklı bir erken yayınladığım için daha az izlenebilir. Herkes önerilsin, herkes görsün diye like'larınızı esirgemeyin. Sizler için erken atıyorum. Bekleyemeyenler oluyor çünkü. Umarım beklemişsinizdir. Umarım bana güvenip çünkü bir önceki tur 10'da 8 yaptık. Bakalım 4'te 4 olmayabilir ama 4'te 3 yapacağımızı düşünüyorum arkadaşlar. Ve 250 beceri geliştiricisi de gerçekten çok işimize yarayabilir. Verdiği oyuncu neden Douglas Costa arkadaşlar? Önce bir size onu anlatayım. Çünkü sol kanat, ya EA bize oyuncu vermek istemiyor, anladınız mı? Artık hani çok verdi. Morata'yı falan da aldık. Yani almaya da bilirim. Belki Coins de alabilirim bu arada. Spoiler olmasın. Coins veya Morata. Bilmiyorum yani belli olmaz. Veya beceri geliştiricisi. Evet arkadaşlar yani öyle bir durum var. Sol kanat kesin almayacağımızı biliyor. O yüzden beceri geliştiricisi boost'u vermiş. Çok saçma bir şey yapmış aslında. Douglas Costa'yı alan olmaz bile neredeyse. Bir kartına bakalım. Kartı ama çok güzel. Şimdi Ronaldo varken gerçekten çok gereksiz. Bu arada çeviklik bayağı bir benim düşükmüş. Oha! 101 hızı var. 103 hızlanması var. Abi alsam mı? Şu an çok güzel geldi arkadaşlar. O EA bize oyuncu vermek istemiyor diye bir durum yok. Ama bunu alırsak Ronaldo'yu kullanmamız birazcık zor olacak. Burada kesinlikle Juventus alır diye düşünüyorum arkadaşlar. Juventus'a veriyorum. Keşke Inter de evinde oynasaydı. Inter maçı gerçekten çok sıkıntı. Bakalım. Lukaku. Lukaku çok kötü bir şut geldi. Lukaku tekrardan. Lukaku vurdu ve golünü attı arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir gol. Bir gol daha. Ve bir gol daha gelir mi? Evet gerçekten efsane bir gol daha attık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi muazzam bir golümüz geldi. Evet güzel bir gol. Bu arada arkadaşlar ben bu videoyu uzatmak için atak maçı yapacağım. Ama bunu gerçekten para kazanmak için yapmayacağım. Zaten videolarım sarı dolar işareti alıyor. Neredeyse tüm videolarım alıyor. Ve hak ettiği paranın zaten %10'unu falan kazanıyorum normalde kazanacağım paranın. İzlendikten sonra açılıyor. Gerçekten para kazanmakla alakası yok. Her gün video bekliyorsunuz benden. Ve videoda sadece bunları göstermem. Hani bazıları bunun için geliyor ama bazıları beni izlemek için de geliyor. O yüzden videoyu daha uzun yapacağım. Ama gerçekten para kazanmakla alakası yok. Zaten kazanamıyorum. Ama kısa video atmayı gerçekten sevmiyorum arkadaşlar. 10-12 dakika arası videolar bir de daha çok önerildiği için daha çok izleniyor. O yüzden öyle yapıyorum. Bazen 12 dakikaya geçirdiğim de oluyor. Ama genelde 10-12 dakika arası atmaya çalışıyorum arkadaşlar. Abi vur. Lukaku. Güzel bir gol geldi. Yani büyük bir ihtimal bu videoda da sarı dolar işareti olur. Çünkü son 5 videodur. İlk gün böyle, ilk izlenen gün zaten sarı dolar işareti geliyor. Ve normalde kazanacağım paranın onda birini falan kazanıyorum. Yani YouTube'dan bu aralar para kazanmak zor. Ya benim için. Ama bayağı bir takipçi geliyor. O yüzden size çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hani bayağı bir like dağıtıyorsunuz. Desteklerinizi esirgemeyin. Böyle devam. Teşekkür ediyorum. Burada Real Madrid'e verdim. Bu arada 1000 FIFA points yapıp bir tane puan da alabilirsiniz.
Sporting Lisbon'a verdik işte. Real Madrid'e verdik. Sonra Juventus. Ve şimdi sırada son maçımız var. Son maçımızda arkadaşlar gerçekten çok kararsızım. Ciddi anlamda çok kararsızım. Çok beraberlik vermek istiyorum ama Inter'de alır gibi geliyor nedense ya. Gerçekten Inter'i alır gibi hissediyorum. Alır mı acaba? Bilmiyorum, alır mı? Tamam. Inter mi? Bunu yorumlara yazın arkadaşlar. Bakın bu konuda hiçbir karar vermiyorum. Fiorentina da diyebilirsiniz. Ben size bu 3 maçı ben öneriyorum. Bunu ben sadece böyle aklımca yapıyorum. Yani bu diğer 3 maçı ben öneriyorum. Ama bunu direkt aklımdan tahmin olarak yapıyorum yani. Öyle düşünürseniz çok sevinirim. Gerçekten çok mutlu edersiniz beni. Abi Inter çok içime yatıyor. Lütfen Inter'e vereyim. Ama beraberlik verin bence. Öneri olarak beraberlik diyorum size. Inter'e veriyorum. Bakalım. İnşallah Inter alır. 4'te 4 yapmak zorundayız diye de bir durum yok arkadaşlar. Bu arada hani bana güvenip Inter'e de verebilirsiniz bu arada. Ben Inter yenemez de demiyorum. Evet, güzel bir gol. Bu arada arkadaşlar aslında ben bu eşleşmeler etkinliğinin bugün geldiğini bilmiyordum. Bugün geldiğini yorumlarda gördüm. Abi eşleşmeler etkinliği videosu at demişsiniz. Tabii ki o saatte atamayacağım yani geldiği an atamayacağım ama o günden sonraki gün 16.00'da yayında erken atabilirdim. Atmamış da olabilirim. Bilmiyorum arkadaşlar gerçekten emin değilim. Büyük bir ihtimal erken atmam. Normal saatinde de atabilirim. Belli olmaz yani. Evet arkadaşlar bu şekilde oylarımızı verdik. Evet böyle bir maçlar arkadaşlar. Yani bunu siz analiz edebilirsiniz arkadaşlar. Fiorentina 7. sırada, Inter 3. sırada. Inter deplasmanda oynuyor. Fiorentina evinde iyi olan bir takım. Yani kararınızı siz verin. Ben Inter'e verdim. Beraberlik veya Fiorentina'ya da verebilirsiniz. Inter'in de çok galibiyete ihtiyacı var. Daha üst sıraları ikinci, birinci olabilmek için. Fiorentina'nın da 7.'likten Avrupa'ya çıkabilmesi için önemli bir maç onun için de. Gerçekten çok riskli bir maç bu. Bu maç da aslında çok risksiz bir maç. Onu da söylenemez yani. Bu maçta her şey olabilir. Ama Real Madrid alır yani büyük ihtimal. Diğerleri garanti diyebiliriz. Yani 80 beceri geliştirdiniz garanti arkadaşlar. Ben 250'de alırız diye düşünüyorum da birazcık zor tabii ki. Neyse öyle olsun arkadaşlar. Bakalım alabileceğiz mi? Şimdi de o zaman sizlerle beraber karşı atak maçları oynayalım arkadaşlar. Seviyor musunuz karşı atak maçlarını? Bu arada arkadaşlar videoları hani kısa tutmamak için uzatmak amacıyla yaptığım şeyler genelde karşı atak maçları oluyor. Ama mesela siz şöyle şeyler söyleyebilirsiniz. Abi coins kasma taktiği göster uzatırken ya da başka etkinlikler oyna falan tarzı. Onları da yapabiliriz arkadaşlar. O da aklınızda bulunsun. 93 kendine karşı oynuyoruz. Çok rahat bir şekilde kazanacağımızı düşünüyorum. Bakalım umarım kazanırız arkadaşlar. Bu arada Ali'nin yeni bayağı bir yüksek. Roberto Firmino'yu almış galiba şeydeki Team of the Week'teki. Yeni Team of the Week gerçi yeni Team of the Week gelmiyor da. Lucas bu abi. Çok güzel gidiyordu. Top çok güzel bir noktaya gidiyordu. Keşke vurabilseydim de herhalde yenerim. Yenmeme gibi bir şansım olmamalı. Çünkü çok güzel oynuyorum ben karşı atağa. Ama kötü oynamaya başladım. Ali ne yapıyorsun Ali'ye? Bak dondu. Oyun dondu. Hack var. Tam gol atacağım oyun dondu. Lukaku. Çok güzel. Petit'i geçtik. Tam Lukaku at artık. Sıkma canım artık. Yeter Lukaku ya. Adam 93'ken bizi yenecek. Cidden yenecek. Bale kafa vuramıyor. Arkadaşlar bu maçı kaybettiysem atlayalım mı maçı? Gerçekten sıkıldım yani. Abi yok artık ya. Tamam başlıyorum. Tamam durun. Bir dakika. Abi adam ne güzel oynuyor. Helal olsun da. Hak etmiyor bence ya. O 93'ken nasıl bu kadar galibiyet alıyor? Çok da rahat bir maç. Çok da güzel bir maç aslında. Nasıl yaptım ben böyle bir hata? Bilmiyorum. Bu maç berabere bitmeli yoksa sıkıntı olacak. Bu arada verdiği fırsatlar gerçekten çok saçma. Çok az müthiş fırsat geldi. Ya 1 ya 2 geldi. Umarım bir tane daha gelir üst üste. Yok gelmedi ve çok büyük sıkıntılı bir fırsat geldi. Çok riskli. Bunu atmam lazım. Hadi sana güveniyorum Lucas Vazquez. Aferin be. Bu arada adam gol atamamaya mı başladı? Attı. İşte. Bunu yapmamalıydın. Lütfen aferin sana. Lucas Vazquez adamsın. Bu maçı berabere kaldıysak iyidir. Kalmadıysak da iyidir artık. Yapacak bir şey yok arkadaşlar ama atlamamışımdır. Çünkü o kadar da kötü oynamadım. Son anda 5 tane üst üste fırsatı attım ve tamam. Verdiği fırsatlarda da sıkıntı görmüyorum arkadaşlar. Adama 3 tane temel fırsat gelmiş. Adam temel fırsatları atamasa da iyi fırsatları iyi değerlendirmiş. Tam zamanında gelmeye başlamış bu arada. Temel fırsatlar hemen son bir maçımıza daha giriyoruz ve sonra da videomuzun sonuna geleceğiz. Bu arada arkadaşlar hatırlatma yapayım. Şu ana kadar izleyenler yoruma ne yazsın?
Şu ana kadar izledim yazsın. Kalp atacağım. Her yazana kalp atacağım. Şu ana kadar izledim yazın. Kalp atacağım. Ayrıca de arkadaşlar şöyle de bir durum var. Çekilişimize katılmayı unutmayın. Açıklamanın en üstündeki videoda çekiliş videomuz var. Ona da katılın kesinlikle. Önemli bir video yani o da. Çok kötü boşu boşuna zaman geçirdim bakalım. Abi Ali artık işe yaramıyor ya. Yüz üçgen yaptık adamı. Daha kötü olmaya başladı. Gerçekten daha kötü olmaya başladı. Eskiden çok işime yarıyordu. Uçuyordu, kaçıyordu, bir şeyler yapıyordu. Bunda çok yükselmek işe yaramadı ya galiba. Bilmiyorum. Geçen maç çok kötüydü. Bakalım bu maçta göreceğiz. Ronaldo'yu da artık beğeniyorum ama biraz daha yükseltmek için efsane 1'e geçeyim ki üçgen 1'den yükseltmek istiyorum. Ben böyle bir anda yükseltmeyi çok seviyorum arkadaşlar. O yüzden şu anda bigen yükseltebiliyorum ama yükseltmeyeceğim. Bu arada Bale'a teşekkür ediyorum. Genelde oyuncular oralardan boş kaleye direğe vuruyor ya da kaleciye atıyordu ama Bale gol attı. Efsane bir gol. Geldi bakalım. Bu arada aynı yana sahibiz yani. Bakalım hangimiz daha iyi. Şu anda iyi olan kazanacak. Demin o adam benden iyiydi. Ona rağmen berabere bitti yani. Çünkü gene düşüktü yani. Ona rağmen eşit gitti. Bakalım şimdi iyi olan kazanacak. Yapma. Lukaku ne yapıyorsun? Abi bunun iyilikle bir alakası yok da. Lukaku'dan hiç beklemediğim tarzda bir şut geldi. Tamam iyi olan kazanacak yine ama Lukaku büyük ayıp ettin bize. Ve sonrasında da büyük bir zaman kaybı oldu. Lucas Vazquez abi tüm oyuncularım sattı. Gerçekten büyük satış yapıyorsunuz beyler. Ayıp ediyorsunuz. 3 tane üst üste fırsat atmam lazım ama uzaklardan goller atmam lazım. Aferin Ali güzelsin. Seni sevdiğimi daha önceden söylemiştim zaten. Sadece bu aralar birazcık sıkıntılısın. Pedite çarpmasın. Abi bu da var ya oyun. Onu atsaydım bunu zaten atamazdım arkadaşlar o kadar kısa bir sürede. Zaten adam da gol attı. Of. Çok güzel bir şut sandım ama çok güzel değil. Ronaldo arası oralardan çok güzel asabiliyor. Evet arkadaşlar iki tane maç oynadık. Birini berabere kaldık. Birini kaybettik. Özür dilerim. Kötü oynadım. Kabul ediyorum. İyi fırsatları hiç değerlendirememişim. Ayrıca müthiş fırsatlarda 2'de 1 yapmışım. Gerçekten bayağı berbat oynamışım. Neyse burada videomuzun sonuna geldik. Kanala şuradan abone olabilirsiniz ve şuradaki videodan herhangi birisine tıklayarak gerçekten muazzam bir videoya gidebilirsiniz. Hadi bakalım. Gidin. Bekliyorum. Şunlardan birine gidin diyorum. Bye bye diyorum. Hoşça kalın diyorum. Bye bye.